Evet arkadaşlar, 1. Süleyman döneminde kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. 1. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman 1520-1566 yılları arasında arkadaşlar padişahlık yapmış. Osmanlı Devleti'nde en uzun süre yani 46 yıl tahtta kalmış padişahtır. Arkadaşlar Kanuni'ye baktığımızda diğer padişahlara göre daha şanslı bir şekilde tahta çıktığını görüyoruz. Nasıl derseniz şöyle, biliyorsunuz babası Yavuz Sultan Selim ve Yavuz Sultan Selim İran ve Mısır üzerine ya da Anadolu'da Dulkadiroğlu Beyliği üzerine yaptığı seferler sonrasında çok önemli iki hazineyi ele geçirmişti. Bir tanesi İpek Yolu üzerindeki İran hazinesi, bir tanesi de arkadaşlar Baharat Yolu üzerindeki Mısır hazinesi. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim Kanuni'ye çok büyük bir hazine bıraktı. Hatta şöyle söylenir, Yavuz Sultan Selim diyor ki kim ki benden sonra gelir ve bu hazineyi benden fazla doldurursa artık hazine benim mührümle değil onun mührüyle açılsın. Fakat hiçbir padişah bunu başaramadığı için Osmanlı Devleti yıkılıncaya kadar arkadaşlar Yavuz Sultan Selim'in hazinesi üzerine çıkamadığı için Yavuz'un mührüyle açıp hazineyi Yavuz'un mührüyle kapatmıştır. Dolu bir hazinenin olması, babası tarafından yine geniş topraklar, güçlü bir ordu bırakılmış olması, Memlük, Safevi gibi büyük rakipler etkisiz hale getirilmiş olması, Dulkadiroğullarına son verilerek arkadaşlar Türk siyasi birliğinin kesin olarak sağlanmış olması, Kanuni'nin kardeşleri de olmadığı için rakipsiz taht kavgası olmadan tahta çıkmasından dolayı uzun süre tahtta kalmış olan Osmanlı padişahıdır arkadaşlar. Kanuni dönemi tabii ki hiç problemsiz geçmedi. Önce iç isyanlarla arkadaşlar uğraştı. Bu iç isyanlara baktığımız zaman bir Anadolu'da çıkan isyanlar var, bir de Mısır'da çıkan isyanlar var. Anadolu'da iki tane isyan çıkmış. Bir tanesi Baba Zünnun isyanı. Baba Zünnun arkadaşlar vergileri bahane ederek isyan etmiş. Kalender oğlu ise tımarlarının elinden alındığı bahanesiyle arkadaşlar isyan çıkarmış. Yani gördüğünüz gibi vergi, tımarların elinden alınması daha çok ekonomik gibi görünen sebepler. Fakat biz biliyoruz ki aslında bu ekonomik gibi görünen sebeplerin altında birazcık daha Şii etkisiyle çıkartılmış isyanlar olduğunu arkadaşlar görüyoruz burada. Mısır'da çıkan isyanlara baktığımız zaman arkadaşlar, Mısır'da Canberdi Gazali ve Ahmet Paşa isyan etmiştir. Canberdi Gazali kimdir? Arkadaşlar Canberdi Gazali aslında eskiden Memlüklerde bir komutandı. Fakat Yavuz Sultan Selim Memlük Devleti'ne son verince Şam bölgesinde valiliğe getirildi kendisi. Yavuz'un ölümüyle birlikte Mısır'a gidip burada bir isyan çıkardı Memlük Devleti'ni yeniden kurmak için. Burada size bir şey hatırlatayım. Arkadaşlar hatırlarsanız Memlük Devleti'nde diğer Türk devletlerden farklı olarak güçlü olan komutan yönetimi ele geçirip sultan olabiliyordu. Dolayısıyla Canberdi Gazali de Memlüklerdeki bu yönetime geçme geleneğini kullanarak Memlük Devleti'ni yeniden kurmayı arkadaşlar ne yapmıştır? Amaçlamıştır. Ahmet Paşa isyanı. Arkadaşlar Ahmet Paşa aslında sarayda damat arkadaşlar. Sadrazam olması lazım. Sadrazamlık sırası gelmiş. Fakat yaptığı hoş olmayan sıkıntılı davranışlardan dolayı onu sadrazam yapmıyorlar, Mısır'a gönderiyorlar ve vali yapıyorlar. Tabi sadrazamlık sırası gelmiş bir kişinin Mısır valiliğine ta Mısır'a gönderilmesi, yani İstanbul'dan, merkezden uzaklaştırılıp ta Mısır'a gönderilmesi aslında bir nevi sürgündür arkadaşlar. Bir nevi cezadır ona. Dolayısıyla Ahmet Paşa bunu sindiremedi.
ve sadrazam olması gerektiğini iddia ederek Mısır valisi olduğu için Mısır'da isyan etti arkadaşlar. Bu isyanların hepsi de arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman tarafından bastırıldı. Eğer bir yerde isyan çıkıyorsa bunu unutmamamız lazım. Bu hangi isyan olursa olsun ismi önemli değil. Ya da kime karşı çıkarsa çıksın, ister meclise karşı diyebilir, padişaha karşı diyebilir, fark etmez. Bir yerde isyan çıkıyor diyorsa soruda, merkezi otorite zayıflamıştır diyoruz. Ama soruda isyanlar bastırılmıştır diyorsa, o zaman merkezi otorite sağlanmıştır ya da güçlendirilmiştir diyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Kanuni döneminde siyasi ilişkilere bakacağız arkadaşlar. İran'la başlayalım. Şimdi İran'la artık şunu anladık. İran'la bizim sürekli Şii probleminden dolayı ve Doğu bölgesini ele geçirme çabasından dolayı bir problemimiz var. Biz bundan sonra da şunu göreceğiz. Osmanlı Devleti batıya sefer yaptıysa ya da Celali isyanları gibi isyanlarla uğraşıyorsa ya da bir taht değişikliği yaşıyorsa İran bu durumu değerlendirip saldırıya geçecek. Tam tersi İran eğer ki bir dış problem yaşıyorsa ya da bir taht değişikliği yaşıyorsa, bir sıkıntı yaşıyorsa Osmanlı Devleti İran topraklarına saldıracak. Yani bundan sonra rutin İran'la savaşlarımız arkadaşlar bu şekilde gidecek. Ama göreceğiz ki hiçbir zaman tam bir üstünlük bu bölgede arkadaşlar kurulamayacak. İran ilişkileri kanun dönemine baktığımız zaman Safevilerin Anadolu'daki Şiileri gördüğünüz gibi kışkırtması. 3 defa sefer düzenlemiş. Bu sefer sonrasında arkadaşlar Amasya Antlaşması imzalanmış. Amasya Antlaşması'nı unutmuyoruz. Ne demiştim? İlkler, enler, sonlar önemli. İran'la imzalanan ilk resmi anlaşma. Evet, İran'la imzalanan ilk resmi anlaşma arkadaşlar Amasya Antlaşması. Bu anlaşmayla Tebriz, Bağdat, Musul, Basra arkadaşlar alındı. Basra Körfezi'ne kadar ulaşılarak arkadaşlar Hint Okyanusu ile bağlantı sağlanmış oldu. Basra Körfezi'ne kadar ulaşılarak Hint Okyanusu ile bağlantı sağlanmış arkadaşlar oldu burada. Şimdi Basra Körfezi'ni aslında bu bölgeyi size haritada da göstermek istiyorum arkadaşlar. Basra Körfezi neresiydi? Basra Körfezi baktığımız zaman bizim Fırat ve Dicle nehirlerimizin arkadaşlar döküldüğü körfez. Dolayısıyla bunun hemen körfezin yan tarafında Sina Yarımadası, Arap Yarımadası var yani arkadaşlar. Diğer şu haritayı tamamlarsak diğer tarafında ise Hindistan'ın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradan Basra Körfezi'nden Hindistan'a geçmek artık kolaylaşmış arkadaşlar oldu. Şimdi Kanuni döneminde Avrupa'da duruma bakalım. Yani Kanuni'nin padişahı olduğunda Avrupa'da siyasi durum nasıldı? Venedik ve Ceneviz zayıftı arkadaşlar. İspanya, Portekiz ise güçlüydü. Hatta İspanyollar ve Portekizler coğrafi keşifleri başlatmışlardı arkadaşlar. Portekizler bu keşifler sonrasında Hindistan'a hakim olmuşlardı. Dolayısıyla arkadaşlar Venedik ve Ceneviz yerine yani Akdeniz ve Karadeniz'deki devletlerin, hakim devletlerin coğrafi keşiflerle gücü kırılırken buna Osmanlı da dahil, İspanya, Portekiz gibi devletlerin coğrafi keşifler sonrası Atlas Okyanusu üzerinden Hindistan'a geçiş yolları üzerinde bulunan devletlerin ekonomilerinin ve siyasi yapılarının güçlendiğini görüyoruz. İspanya ve Portekiz'de olduğu gibi. Avrupa'da o dönemde en güçlü devlet kimdir dersek arkadaşlar Kutsal Roma Germen İmparatorluğu. Kutsal Roma Germen derken biliyorsunuz Alman demek istiyoruz. Kutsal Roma yani Alman İmparatorluğu. O dönemde Avrupa'nın en güçlüsü arkadaşlar. Başında da Şerken var. Ve Kutsal Roma Germen hem Osmanlı Devleti'nin hem de arkadaşlar Fransa'nın burada en büyük rakibi oluyor. Fransa'nın en büyük rakibi. Tabii şöyle bir durum var.
İki devletin de burada Fransa ve Osmanlı'da olduğu gibi iki devletin de arkadaşlar bir devlet rakibi ise bu iki devleti ne yapar? Birlikteliğe sürükler. Dolayısıyla bu durum arkadaşlar Osmanlı Devleti ve Fransa'nın yakınlaşmasına neden oldu. Evet, bu durum arkadaşlar düşmanların ortak olması Osmanlı Fransız evet ilişkilerini arkadaşlar güçlendirdi. Güçlendirdi. Evet, önemli. Avusturya Krallığı ve Macar Krallığı. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Kutsal Roma Germen İmparatoru, Avusturya Krallığı ve Macar Krallığı akraba. Yani Şarken'le Avusturya Kralı Ferdinand kardeş, Macar Kralı da yani ikinci Yanoş'la arkadaşlar bunların kuzeni olmuş oluyor. Üçü de Habsburg hanedanına mensup. Sorularda bu soruluyor arkadaşlar. Habsburg hanedanına mensup. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarken, Avusturya Kralı Ferdinand kardeşler ve Macar Kralı 2. Yanoş arkadaşlar onların kuzeni. Üç kişi de arkadaşlar Habsburg hanedanından diyoruz arkadaşlar. Tabi burada güçlü olan Şarken olduğu için Avusturya Kralı genellikle ya da Macar Krallığı genellikle Kutsal Roma'ya güvenerek onu arkasına alarak Osmanlı'ya saldıracaksa saldırıyor. Osmanlı Devleti de bu şekilde bunlarla mücadele edecek göreceğiz. Fransa Krallığı'nın başında François var ve François Kanuni ile arkadaşlar çok sıkı dostlar. Yani iki liderliğin dışında arkadaşlar iki samimi dost olduklarını görüyoruz. Tabii rakiplerinin aynı olması da bunda etkili arkadaşlar. Bunların bir araya gelmesinde etkili. İngiltere Yüzyıl Savaşlarından dolayı arkadaşlar zayıf. İngiltere bu dönemde ön plana çıkmış güçlü bir devlet değil. Yani bizim için bir tehdit olacak durumda değil arkadaşlar. Kanun döneminde zayıf bir durumda. Şimdi tek tek bunlarla ilişkilerimize bakalım. Osmanlı Devleti-Macar ilişkileri. Önce Macarlardan Belgrad'ın alınması. Belgrad 1521'de alındı. Alınmasının sebebi şöyle. Kanuni tahta çıktığı zaman Macarlar Kanuni'yi tebrik etmedi. Diyeceksiniz ki hocam tebrik etmesin bu yani saldırının sebebi olabilir mi? Arkadaşlar o dönemde bir padişah tahta çıktığında onu tebrik etmemek demek yani onunla zıtlaşacağının ya da hasmane bir tutum içerisinde olacağının göstergesi. Tebrik etmek ise dostça bir siyaset izlemek istediğinin arkadaşlar göstergesi. Bu sebepten dolayı bu önemli bir olay. Macarların vermesi gereken vergiyi ödememeleri ve dolayısıyla vergiyi vermediği için elçi Behram Çavuş gönderiliyor. Behram Çavuş'un da arkadaşlar bizim elçimizin öldürülmesi Belgrad alındı. Kanuni'nin ilk seferi unutmayacağız. Kanuni'nin arkadaşlar ilk seferi. Evet, şimdi buradan size önemli bir şey soruyorum arkadaşlar. Bunu da unutmayacağız. Belgrad, evet, Orta Avrupa'ya açılan arkadaşlar kapı. Evet, Belgrad Orta Avrupa'ya açılan kapıdır. Bununla ilgili size bir hatırlatma yapayım. Eğer bize Anadolu'ya açılan kapı hangisidir derse Malazgirt Savaşı diyeceğiz. Balkanlara açılan kapı derse Edirne diyeceğiz. Orta Avrupa'ya açılan kapı derse Belgrad diyeceğiz. Batı Avrupa'ya açılan kapı derse arkadaşlar Viyana diyeceğiz. Evet, burayı tekrar etmek istiyorum. Anadolu'ya açılan kapı Malazgirt Savaşı. Balkanlara açılan kapı arkadaşlar Edirne. Orta Avrupa'ya açılan kapı
Belgrad, Batı Avrupa'ya açılan kapı Viyana. Bunları arkadaşlar yazın bir tarafa ve mutlaka bunları öğrenin. Bunlar önemli arkadaşlar. Evet. Macarlarla ilişkilere devam ediyoruz. Mohaç Meydan Muharebesi 1526 arkadaşlar. Tarihin en kısa süren 2 saat kadar en kısa süren meydan savaşı arkadaşlar. 2 saat içerisinde Osmanlı ordusu arkadaşlar Macar ordusunu neredeyse bitirme noktasına gelmiş. O yüzden çok önemli bir savaş. Hatta bu o kadar büyük bir başarı ki 2 saatte böyle bir başarının alınması. Kanuni'nin bulunduğu çadır içerisinde bir mezar kazdırdığı ve geceyi o mezarın içerisinde geçirdiği söylenir. Sebebi de böyle büyük başarıdan dolayı kibirlenmemesi, gururlanmaması, egosunu yükseltmemesi için yani ölümü hatırlaması anlamında gece kabrinin içerisinde olduğunu düşünerek arkadaşlar çadırında bir kabirde geçirdiği söylenir. Öyle büyük bir başarı. Sebebine bakalım. Fransa kralı Şarken'e esir oldu. Yani Fransa Şarken'e esir oldu. Fransa kralının annesi Osmanlı'dan yardım istedi. Dolayısıyla Osmanlı Devleti de zaten Kutsal Roma Germen İmparatorluğu rakibi olduğu için, güçlenmesini istemediği için bu teklifi arkadaşlar kabul etti. Başkent Budin, yani Macaristan başkenti Budin, diğer ismi arkadaşlar Budapeşte alındı. Macarlar Osmanlı himayesine girmiş oldu arkadaşlar. Önemi nedir? Orta Avrupa'da hakimiyetimiz güçlenmiş oldu. Macar tahtına da yine Kanuni'ye çok yakın bir isim, bölgeden birisi Jan Zapolya. Jan Zapolya Macar kralı arkadaşlar yapıldı. Evet, şimdi şöyle arkadaşlar, Osmanlı Devleti'ni düşündüğümüz zaman Osmanlı Devleti, Macaristan, Avusturya, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu. Bunlar bu şekilde düşünelim. Yani arka arkaya olduğunu düşünelim. Osmanlı Devleti tabii ki Macaristan bölgesini himayesine alınca buralarda artık Macaristan bölgesi de ne olmuş oluyor arkadaşlar? Osmanlı Devleti topraklarına dahil olmuş oluyor. Ne oldu Osmanlı Devleti? Avusturya ile komşu oldu. Ne demiştim size? Avusturya, Kutsal Roma ile Macaristan arkadaşlar akrabaydı. Dolayısıyla Avusturya Osmanlı arasında Macaristan ne duruma düşmüş oluyor? Tampon bölge haline düşmüş oluyor. Ve Avusturya arkadaşlar göreceğiz Macaristan'da akrabalık bağından dolayı özellikle hak iddia edecek ve Osmanlı Devleti'nden sürekli almak isteyecek bölgeyi. Kime güvenecek? Ne demiştim? Asıl güçlü olan Kutsal Roma İmparatoru abisi Şarken'di. Arkasında onun olması ne yapacak? Avusturya'yı, Ferdinand'ı arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne sürekli saldırı halinde görmemize neden olacak. Buraya not olarak bunu yazarsak arkadaşlar bu durum yani bu durum derken Macaristan'ın alınması Osmanlı Devleti ile Avusturya'yı diyelim. Evet, komşu haline getirmiştir. Evet. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz olaydan bahsedelim. Osmanlı-Avusturya ilişkileri. Önce Viyana kuşatması 1529. Arkadaşlar 1. Viyana kuşatması. Viyana'yı ilk kuşatan Kanuni Sultan Süleyman arkadaşlar 1529'da kuşatmış. Avusturya hükümdarı Ferdinand biraz önce söylediğim gibi Macaristan'da hak iddia etti. Ve Macaristan'ın başkenti olan Budin'e arkadaşlar saldırdı. Bunun üzerine Viyana kuşatıldı arkadaşlar. Budin tekrar alındı. Viyana kuşatması kış şartlarından dolayı kışın savaşmak mümkün olmayacağından arkadaşlar kaldırılmak zorunda kaldı. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Kış şartlarında önceden savaş olmazdı. Bahar dönemlerinde savaş olurdu arkadaşlar.
ordunun rahat hareket etmesi. Çünkü bir kuşatma esnasında ordu tabii ne yapacak? Çadırlarında kalacak ya da dışarıda konaklayacak. Kış mevsiminde karlar altında bu mümkün değil. O sebepten baharda yapılırdı savaşlar. Alman seferi, yani Kutsal Roma İmparatorluğu üzerine yapılan sefer. Ferdinand abisi Şarken'e güvenerek Macar kralı olmak için tekrar Budin'e saldırdı. Biraz önce dediğimiz olay. Osmanlı sorunu kökten çözmek için, yani şöyle düşünüyor. Ben sürekli Avusturya ile uğraşacağıma, o abisi Kutsal Roma'ya güveniyor. O zaman ben Kutsal Roma'yı ortadan kaldırsam otomatik olarak zaten Avusturya'yı ortadan kaldırmış olurum diye düşündüğü için meseleyi kökten halletmek istiyor. Ve Kutsal Roma, yani Almanya üzerine bir sefere çıkıyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti Şarken'i ortadan kaldırmak istedi ama ne Avusturya ordusu ne de Kutsal Roma ordusu Osmanlı Devleti'nin karşısına çıkmadı. Yani Osmanlı Almanya'ya sefere gittiğinde Kutsal Roma İmparatoru Şarken'de Avusturya Kralı Ferdinand da Osmanlı'nın karşısına çıkamadı ordularıyla. Kaçtılar yani arkadaşlar. Bu sırada bir haber alıyoruz. Doğuda İran saldırıya geçmiş. Biz bu sebeple karşımızda da zaten savaşacağımız bir ordu olmadığı için ne yapıyoruz? Geri dönüyoruz. Biz geri döndüğümüzde, yani Osmanlı Devleti geri döndüğünde arkadaşlar Avusturya haber gönderdi. Ferdinand barış yapmak istediğini söyledi. Biz de zaten Osmanlı Devleti olarak arkadaşlar İran'la savaş halinde olduğumuz için İstanbul Antlaşması 1533'te imzalanan bu anlaşmayı kabul ettik. Şartlarına bakalım, sorularda gelir. Avusturya ile ilk resmi anlaşmadır. Avusturya ile ilk arkadaşlar resmi anlaşmadır. Jan Zapolya'nın Macar kralı olduğunu Ferdinand kabul edecekti. Avusturya Arşidükü protokolde Osmanlı sadrazamına denk olacaktı. Avusturya Arşidükü derken, yani Avusturya kralı demek istiyoruz. Kralı protokolde arkadaşlar Osmanlı sadrazamına, yani sadrazam kralın arkadaşlar nedir? Yardımcısı, en büyük yardımcısı denk sayılacaktı. Şimdi burayı şöyle gözümüzde canlandırırsak, mesela sorularda çok sık karşılaştığımız için açıklamak istiyorum burayı. Kralı günümüzdeki cumhurbaşkanı olarak düşünelim. Sadrazamı da günümüzdeki başbakan olarak düşünelim. Arkadaşlar, başbakan olarak düşünelim. Diyelim ki bir ülke yemek daveti verdi. Kanuni Sultan Süleyman ve bütün ülkenin diğer padişahları bir masada oturup yemek yerken, yani bütün krallar Kanuni dahil bir masada yemek yerken arkadaşlar Avusturya Arşidükü kralı bizim sadrazamla oturup sadrazamların olduğu masada yemek yiyecek. Evet, buradan anladınız. Yani bu ne demek? Osmanlı Devleti siyasi olarak üstünlüğünü senin kralın ancak benim sadrazamım kadar eder diyerek arkadaşlar Avusturya'ya kabul ettirmiştir. Avusturya Osmanlı Devleti'ne vergi verecek. Zaten bir devlet diğerine vergi veriyorsa üstünlüğünü kabul etmiştir. Avusturya ile Macaristan arasındaki antlaşmalar Osmanlı onayından geçecek. Anlaşma süresi Avusturya'ya bırakılacak. Evet. Şimdi anlaşma süresi Avusturya'ya bırakılacak demek şu demek. Yani Osmanlı diyor ki ben bu anlaşmanın süresini sana bıraktım. İstiyorsan 1 yıl sonra boz, istiyorsan 10 yıl sonra boz. Yani arkadaşlar bu bir nevi nedir arkadaşlar? Tehdit. Yani ben kendime güveniyorum, sana bırakıyorum. İstediğin zaman bozup bana saldırmak istersen ben hazırım. Bu ne demek arkadaşlar? Bir nevi tehdit ve gözdağı vermektir, güçlü olduğunu göstermektir. Tabii biz bu gücümüzü İstanbul Antlaşması'yla elde ettiğimiz arkadaşlar gücümüzü daha sonrasında 1606'da arkadaşlar Zitva-Torok Antlaşması ile kaybedeceğiz. Evet, Osmanlı Devleti
1533 İstanbul Antlaşması ile kazandığı bu üstünlüğü 1606 Zitvatorok Antlaşması ile kaybetmiştir. Bunu kesinlikle unutmayacağız arkadaşlar. Nasıl kaybettik derse, şöyle, Arşidük artık padişaha eş olacak ve bize vergi vermeyecekler. Arşidük artık Zitvatorok Antlaşması'nda padişaha eş olacak ve Avusturya bize vergi vermeyecek. Bu da ne demek? Bu üstünlüğümüzü kaybettiğimiz anlamına gelir. Evet. Macaristan Seferi 1500 arkadaşlar 41. Jean Zapolyo öldü arkadaşlar. Hani burada anlaşma yapmıştık. Zapolyo'nun kral olduğunu İstanbul Antlaşması'yla Ferdinand kabul edecekti. Ama bir süre sonra Jean Zapolyo arkadaşlar öldü. Bu defa yeni kralı Ferdinand kabul etmedi. Ve anlaşmayı bozdu. Macaristan'ı işgal etti. Bunun üzerine Osmanlı Devleti bölgeye sefer düzenledi ve Macaristan'ı arkadaşlar 3'e böldü. Evet, Macaristan'ı arkadaşlar 3'e böldü. Buraya baktığımız zaman Erdel yarı bağımsız olacak. Yani özerk olacak. Arkadaşlar özerk, iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı, yarı özerk olacak arkadaşlar. Bu din doğrudan doğruya Osmanlı Devleti'nin topraklarına katılacak. Bizim bir beyler beyliğimiz olacak. Macaristan'ın kuzey topraklarını ise biz Avusturya'ya vereceğiz. Ama bunun karşılığında Osmanlı Devleti'ne bu topraklar karşılığında Avusturya arkadaşlar vergi verecek. Evet, tekrar ediyorum, Erdel yarı bağımsız ve özerk olacak. Bu din doğrudan doğruya Osmanlı'ya bağlanacak. Ve Kuzey Macaristan için Avusturya arkadaşlar bize vergi verecek. Evet. Zigetvar Seferi 1500 arkadaşlar 66. Zapolyo öldüğünde yeni kralı Avusturya tanımamıştı. Bu defa da arkadaşlar Avusturya kralı öldü. Yerine Maximilian geçti. Bu defa da Avusturya kralı yeni Maximilian arkadaşlar Osmanlı Devleti ile önceden imzalanmış anlaşmaların hiçbirini kabul etmediğini açıkladı. Macaristan'a saldırdı ve Kanuni Sultan Süleyman son seferine çıktı. Son seferi arkadaşlar Kanuni'nin Zigetvar seferidir. Sefer sırasında arkadaşlar hayatını kaybetmiştir. Ama kuşatma devam ettiği için askerin morali bozulmasın, ordu dağılmasın diye arkadaşlar öldüğü gizli tutuldu. Zigetvar kalesi alındıktan sonra arkadaşlar öldüğü açıklandı ve İstanbul'a dönüldü. Yaklaşık 53 gün kadar sonra Kanuni defnedilmiştir arkadaşlar. Vefatından 53 gün sonra Kanuni defnedilmiştir.